Olağanüstü kurultaya gidiliyor açıklaması ve kendisinin genel başkan adayı olmayacağını söylemesinden sonra İYİ Parti'de işler iyice karıştı, sular durulmuyor. İsimler çıktı genel başkanlığa aday olanlar, fakat bu sayının artmasının da beklendiğini söyleyelim. Bu isimler arasında Genel Başkan Meral Akşener'in desteklediği Müsavat Dervişoğlu bugün önemli mesajlar verdi. Ona bakacağız. Bu arada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de kızdığı ve küstüğü bazı isimleri partilileri sosyal medya hesaplarına takip etmeyi bıraktı da gelen haberler arasında bu konuyla ilgili bir açıklama var. Onu az sonra göreceğiz. Önce Müsavat Dervişoğlu neler söyledi bugün, ona bakalım. Kameralar karşısına geçti ve kurultay sürecinden Genel Başkan Meral Akşener'in kendisine olan desteği nedeniyle memnun olduğunu söyledi, teşekkür etti. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Akşener'e yönelik partinin başında kal çağrısı da biliyorsunuz geçen hafta epey gündem olmuştu ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısına da cevabı vardı Dervişoğlu'nun. İzleyelim. Partimizin dışındaki iradelere de partimizi teslim etmemiz asla mümkün değildir ve bizden beklenemez. Başka siyasi partilerin İYİ Parti'nin olağanüstü kurultayına müdahil olma girişimleri siyasi etik ve nezakete uygun olmadığı gibi İYİ Parti'nin cesur mensupları tarafından da kabul edilebilir değildir. İYİ Parti'ye hiç kimse istikamet çizemez. Bu parti birilerinin arka bahçesi ve oyun sahası değil, Türk milletinin cesur evlatları tarafından fedakarca verilen büyük bir mücadelenin eseridir. Siyasi ikbalini partimizin dışındaki siyaset merkezlerinden gelecek kuvvete bağlayanlar iyi bilsinler ki bu çatı altında İYİ Parti'nin kendi iradesinin üzerinde bir irade yoktur. Herkes iyi bilsin. Dava arkadaşlarımızın irade ve kararlılıklarıyla İYİ Parti'yi kurda kuşa yem ettirmeyeceğiz. Bunu da bilsin. İYİ Parti'yi biz birlikte kurduk. Bir bina yaparken bir harç kararsınız. İYİ Parti'nin kuruluş harcındaki en fazla emek Sayın Meral Akşener'indir. Ve İYİ Parti'nin kuruluş harcında onun o harcı teriyle suladığına da şahit insanlarız. Sayın Genel Başkanımızın şayet gönlü benden yanaysa açık ve net olarak ifade ediyorum. Bundan gurur ve onur duyarım. Bu arada hatırlatmakta fayda var. Geçen hafta sadece MHP lideri Bahçeli değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bayramın ilk günü Meral Akşener'i aradı ve partinin başında kal çağrısını yaptığı da çok konuşuldu. Bu da iddia edildi. Yani Cumhur İttifakı İYİ Parti'nin başında Meral Akşener'in olmasını istiyor. Bir yandan da olağanüstü kurultayı iptal ettirme girişimleri olduğu da dışarıdan uzatılan o ellerle konuşulmakta. Şimdi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener küskün olduğu, kızdığı isimleri sosyal medyadan sildi. O isimlerden biri de İYİ Partili Rıdvan Uz'du. Milletvekili Rıdvan Uz. Ve dün Halk TV canlı yayınında bu soruldu kendisine. Üzüntü duydum ama takdir genel başkanımızın dedi. Kurultaya ilişkin değerlendirmeleri de oldu. Akşener'in kesinlikle aday olmayacağını söyledi. Bu tabiata aykırı olur dedi. Daha doğrusu oğlum söyledi. Ya baba dedi, genel başkanım beni takipten çıkarmış. Ben 24 yaşındayım, neden yaptı deyince içim bir burkuldu. Yani onun çocukların üzülmesine üzüldüm. Tabii ki biz partinin de milletvekiliyiz. Ekmek tuz hakkımız var ama takdir genel başkanındır. Erken ve baskın bir seçimdi. Dolayısıyla buradan şunu düşündük. Acaba kimse aday olmasın mı isteniyor diye bir düşünce içerisindeydik. Ama biz hemen ertesi gün partimizi arayarak yetkili kurullarını, biz pazartesi saat 13'te partimizde bir kongre açıklaması yapacağımızı ve adaylığımızı ilan edeceğimizi ifade etmiştik. Biz kendisi adayken, aday olduğumuzdan mütevellit herhalde biraz da onun kırgınlığı ve kızgınlığıyla bizi çıkarmış olabilir Twitter'dan. Aday olmaz mı sizce? Kim? Meral Hanım. Yok, olmaz. Meral Hanım artık aday olmaz diyorsunuz. Olmaz, kesinlikle olmaz. Eşyanın tabiatına aykırı bu noktadan sonra. Ama biz yani kendisine birebir de doğruları söyleyen, yani kendimizce doğru olduğuna inandığımız bir ekiptik. Ve bu ekipte sonrasında da bu işin
değişimle olacağına inandı.